Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. İkinci bölümümüz faktörünüz ile ilgili. Kaldığımız yerden devam edelim. Şunu da paralısını bir alsam böyle arada ara vermeden de pıt pıt çekebileceğiz de işte. 13-14 dakikadan sonra videoyu kaydetmiyor. Ondan sonra uğraşıp duruyoruz. Neyse hemen konuya girelim. Dediğim gibi şöyle bir tabloyla karşılaşırız biz genelde. Hepsi birbirine girmiş. Neyin nerede olduğu belli değil. Halbuki ben neyi bekliyorum buradan? Curiosity yani merak boyutumun bu şekilde burada olurken bu enjoyment boyutunun aslında hepsinin bu tarafa yüklenmesini bekliyorum. Yani enjoyment'lar bir arada kalmalıydı. Bakın burada hep bir arada kalmış. Satisfaction başka hiçbir yere yüklenmiyor. Bütün satisfaction ifadeleri kendi sütununda yer alıyor. Üçüncü sütun. Bu üçüncü sütun olmasının nedeni şeyle ilgili yani hepsi bir arada gördüğümüz gibi. Bütün bu yüksek yüklenmeler. Mesela zaman. Hepsi bir arada. Ancak buraya bakıyorum bunlar iç içe geçmiş. Yani merak boyutuyla eğlence boyutu birbiriyle fazla İç içe. Bu benim istediğim şey değil. Ben bunların ayrı ayrı olmasını bekliyordum. Çünkü benim ölçeğim bana diyordu ki bunlar iki tane ayrı olgular. Ve ben bu iki ayrı olguyu ölçmek için sana ifadeler veriyorum. Dolayısıyla bunların ayrı ayrı yüklenmesi gerekirken benimkinde iç içe geçmiş durumda. Peki biz burada ne yapacağız? Burada soru eleyeceksiniz arkadaşlar. Ya da şey de yapabilirsiniz diğer. Varimax, Quartermax'ları da deneyip acaba bunların ayrılmasını daha ne sağlayabiliyor muyum da bakabilirsiniz. Doğru mu? Değil. Ancak tez için, makale içinde kim zaman kabul edilebilir oluyor. Yapabilirsiniz. Bence çok büyük bir sıkıntı da yok bu açıdan. Ancak biz doğru olanı yapalım. Nedir? Şimdi soru eleyeceğiz. Peki hangi sorudan başlayacağız? Bence buradaki yani bu birazcık görmekle ilgili aslında. Bakıyorum. Enjoyment çok çok sıkıntılı. Ya bakın yüklenme sayısı yaklaşık bu arada eksi ya da artı olması çok önemli değil. Yüklenme büyüklüğü açısından 377 ile eksi 344 birbirine çok yakın. Birinin negatif, birinin pozitif olması çok bir şey değiştirmiyor. Ama baktığımda görüyorsunuz, yani 3 tane faktöre gidip birbiriyle çok yakın yüklerde yüklenmiş. Dolayısıyla ilk olarak ben enjoyment 3'ü analizimden çıkartacağım. Ve bunu makalenizde ya da tezinizde yazarken de belirteceksiniz. Diyeceksiniz ki enjoyment 3, yani daha doğrusu eğlence faktöründeki bir ifade birden fazla faktöre yüklenme yaptığı için çıkarttım. Bu kadar net bir şekilde yazıp kurtulabilirsiniz. Tabii çok fazla çıkartma yapınca sıkıntı olabilir ama bir ya da iki ifade çıkarttığınızda çok büyük sıkıntı olmayacaktır. Yine bunlara bakabilirsiniz ki hep iyi çıkar. Yine burada bizim total varyansımız. Hemen pattern matrise geldik. Tekrar bakıyoruz. Ufak bir düzelme var ama bakın hala enjoyment altı mesela hiç istemediğimiz curiosity boyutunun altında yer alıyor hala. Halbuki bizim burada yer alması gerekiyordu. Sıkıntılı. Enjoyment 1 normalde yüklenmesi gereken faktör burası iken curiosity'nin olduğu yere daha fazla yükleniyor. Dolayısıyla bu ikisi de hala sıkıntılı benim için. Burada şunu yapmanız gerek. İlk önce enjoyment 6'ı çıkartıp analizi tekrar yapın. Bakın. Sonra enjoyment 6'yı analize sokun. Enjoyment 1'i çıkartıp tekrar analizinize bakın. Daha iyi bir dağılma oluyor mu? Ben daha önce baktığım için normalde ikisinin de çıkması gerektiğini farkındayım şu anda. Dolayısıyla bu ikisini de çıkartacağım. Ama dediğim gibi ilk önce birini çıkartıp bakın, sonra diğerini tekrar sokup diğerini çıkartıp bakın. Belki düzelme olabilir. Bazen oluyor. O zaman zaten birini çıkartarak kurtarabilirsiniz. Bizim amacımız çünkü biliyorsunuz olabildiğince az ifade etmeye çalışmak ama burada kurtuluşu yok bunların. Dolayısıyla ben yine her ikisini de atacağım buradan. Ve her ikisini de attığımda karşıma güzel bir şey çıkacağını umut ediyorum. Enjoy 1, 6'yı da attım. Okey dedim. Evet, total varyansımız hala yüksek oranda açıklanıyor. Evet ve çok daha net bir şey çıktı. Burada sadece Enjoyment 4 birazcık sorunlu gözüküyor gördüğünüz gibi. Ama bu kabul edilebilir çünkü yüksek olan değer ve arada da 100'den, 0.100'den fazla, 0.1'den daha fazla fark olduğu için ben yine kabul edilebilir buluyorum ama tabii tartışmalı. Yani 0.3'ün üzerinde hala başka bir yere yüklenmesi birazcık sıkıntı da yaratabilir ama hem az soru atmak istediğim için hem de benim için çok büyük bir sorun yaratacağını düşünmediğim için ben burada yer almasını uygun buluyorum. Analizimi bu şekilde devam edebilirim. Hakemleri de ikna edebilirsiniz böyle bir durumda. Yani hocalarınızı da ikna edebilirsiniz. Bu iki şey arasındaki evet çok fazla değil. Yani yeterince iyi de yüklenmiyor bizim enjoyment 4'ümüz ama zaten yeterince soru attığınız için ve kabul edilebilir. Diğerleri çok net yüklendiği için bunu da bu şekilde olmasını kabul edilebilir bulabilirsiniz. Başka neler yapılabilirdi? Şunu yapabilirdiniz arkadaşlar. Az önceki tablomuzda çözüm olarak bulabileceğimiz. Bakalım hemen şuradan o tabloyu bulabilecek miyim?
Tablomuzun ilk hali buydu. Diyelim ki bu enjoyment ve curiosity çok daha fazla iç içe geçmiş olsaydı şunu da diyebilirsiniz. Ya tamam, ben bu ölçeği aldım. Faktörlerin hepsi bakın güzel dağılıyor. Ama bu curiosity ve enjoyment belki de aldığım kültürde ayrı şeylerdi ama bizim Türk kültüründe, yani ben uyguladığım örneklemde bunlar tek bir faktör olabilir. Ben bunları tek bir faktör olarak kabul edeceğim. Dolayısıyla ben anket formumdan elde ettiğim faktör sayısının 6 olması gerektiğini düşünüyorum bizim örneklemimiz için diyebilirsiniz. Tabii bunun ne kadar destekli dediğinize göre o kadar iyi yayın yapmış şansınız olur. Yani bunu çıkıp sadece böyle sözle söylerseniz evet kabul edilir bir yüksek lisans tezinde. Çünkü sizin veriniz bunu gösteriyor. Altyapısına da bir iki işte hikayelik cümle kurarsanız tamam. Ama iyi bir makale yazmak istiyorsanız bunu birazcık da literatürden destek bulmanız gerekiyor. Yani neden merak boyutuyla enjoyment boyutu, yani eğlence boyutu sizin bu örnekleminizde çok iç içe geçti. Ve siz bu ikisini ayrı ayrı faktörler değil de tek bir faktör olarak ele alma gereği duyduğunuza ilişkin bir literatür desteği bulursanız bunu da kabul ettirebilirsiniz arkadaşlar. Ama yani o kadar zorlamaktansa benim önerim soru atın. Yani her ne kadar soru atmak iyi bir şey olmasa da elemin edin bu soruyu. Gerekçe olarak da söyleyeceğiniz tek şey bu faktör yükünün, ilgili ifadenin faktör yükünün ilgili faktöre yeterince yüklenmediği olacak. Evet arkadaşlar, bunun dışında bahsedeceğim bir şey şu an için aklıma gelmiyor. Eğer sorularınız olsa yazabilirsiniz. En kısa zamanda cevaplamaya çalışırım. Başka ilişkin, başka konulara ilişkin, analizlere ilişkin yapılmasını istediğiniz videolar varsa, hazırlanmasını istediğiniz yine belirtebilirsiniz. En kısa zamanda video yüklemeye çalışacağım. Dediğim gibi genel itibariyle 1,5-2 haftada bir bir analiz videosu yüklemeye çalışıyorum. Eğer üşenmezsem. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. İyi çalışmalar.